Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 9 Eylül 2020 günlerden çarşamba, saatlerimiz 19.41'i gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Umarım güzel bir ikramiye imza atarız sevgili yarışseverler. Yarın 10 Eylül 2020 Perşembe günü gündüz programı Ankara'da koşulacak. 10 koşuluk programla start alacak. Burada sırasıyla Ankara 1 ve Ankara 2. altılı ganyan analizlerimiz olacak. Yine akşam Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk güzel bir program var. Ankara at yarışları analizimizin ardından yine Kocaeli 1. ve Kocaeli 2. altılı ganyan analizlerimizi sırasıyla sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ama öncelikle Ankara 1. altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce yine çok kısa bir açıklama yapacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz YouTube kanalımız ücretsizdir. Sizlerden bir ücret talep etmiyoruz. Sadece emeklerimizin karşılığında videonun sağ altında bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek vermenizi, kanalımızın büyümesinde pay sahibi, katkı sahibi olmanızı istiyorum. Ayrıca at yarışı oynayan bir arkadaşınız varsa videolarımızı izleterek, kanalımızı tavsiye ederek kanalımızın hızlı büyümesine sizler de katkı sağlayabilirsiniz. Bu konuda bütün arkadaşlarım duyarlı olmasını, bir kişiye kanalımızı önermesini rica ediyorum. Bir elin nesi var demişler arkadaşlar, iki elin sesi var demişler. Ve videolarıma beğeni atmanız, like atmanız, aynı zamanda yorum yazmanız çok önemli. Atacağınız her beğeni, atacağınız her like, yazacağınız her yorum bizi gerek Google'da, gerek YouTube'da, gerek sosyal medyada ilk sayfalara, hatta ilk sıralara çıkaracaktır. Bu da dolayısıyla kanalımızın hızlı bir şekilde büyümesine katkı sağlayacaktır sevgili yarışseverler diyerek ben Ankara 1. altılı ganyan analizime geçiyorum. 10 Eylül 2020 Ankara 1. altılı ganyan programın 1. koşusuyla başlayacak. Dolayısıyla 10 yarış var arkadaşlar Ankara'da. Ben programda şunu ifade edeyim. Bir tane bankom var 1. altılılarda. Yine bir tane de alternatif bankom var. Bu safkada sadece bir rakip vereceğim. Esasen 3. bankomda var ama o safkan olmazsa oraya çok safkan yazmayı düşünüyorum. Sizlerin tabii görüşleri, sizlerin analizleri de çok önemli. Bu işin %100 bileni yoktur. Tabii bunu hiçbir zaman iddia etmedim. Yazdığım atlar kesin gelecektir diye de iddiada bulunmadım arkadaşlar. Böyle söyleyenlere de inanmayın. Özellikle Facebook'ta, Twitter'da Ali Solmaz fake hesaplı bir arkadaşımız var ve sürekli insanlarla dalga geçiyor. Sürekli paralı WhatsApp gruplarına yöneltmeye çalışıyor. Bu Ali Solmaz denen arkadaşımız yine Ferhat Yardımcı diye bir fake hesap açmış. O hesapla milletin parasını çarpıyor. Yani yarış koştuktan sonra tutan kuponları bulup bu kişilere yolluyor ve ben bu altınları buldum deyip paralı WhatsApp grubuna 100 liraya abone olmaya çağırıyor. Ama tabii ki ondan sonraki hüsran, hiçbir şey bulamıyor. Büyük kupon yaptırıyor, 400-500 lira 700 liralık bulamıyor. Bu iki kişiye dikkat edin arkadaşlar. Face'te Ali Solmaz ve Ferhat Yardımcı diye fake hesaplar kullanıyor. Bu kişiye mutlaka gördüğünüz yerde engelleyin. Gördüğünüz yerde şikayet edin arkadaşlar. Zaten Ali Solmaz arkadaşımızın hesabında bir son 200'ün resmi var. Yani TCK'da yarış yapılan yerin son 200 mesafedeki resmi var arkadaşlar. Bu arkadaşımızı engellemenizi de önemli istiyorum. Zaten Okan Güner ile At Yarışları Tahminleri adlı YouTube Facebook kanalımda bu arkadaşın linkini paylaştım. Engellemeniz için Okan Güner ile At Yarışları Tahminleri adlı sayfamıza girerseniz orada da 9000 kişiye yakın arkadaşım var. Burada bu arkadaşımızın engelleyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok kızdım. Çünkü çok insanın canını yakmış, çok arkadaşımızın canını yakmış. O yüzden sizler de burada uyarmayı ben boynumun borcu olarak biliyorum. Onun için bu hatırlatmayı sizlere yaptım sevgili yarışseverler diyerek ben Ankara 1. altılı ganyan analizime geçiyorum. Ankara'da 1. altılı ganyan programın 1. koşusuyla başlayacak. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe çim pistte koşulacak. Kısa vade 6 yarışıyla start alacak. Burası da dişlere mahsus bir yarış arkadaşlar. Burada özellikle bir numara Macau son yarışında grup 3.
Birinci İnönü koşusu koştu. Güçlü rakiplerinin yanında start aldı arkadaşlar ve son ana kadar da yarıştan kopmadı. Yani sanki yarışta bir 200 metre veya 400 metre daha olsa o temposunu bozmayacak, yarışı kazanacakmış izlenimi verdi. O gün gerçekten çok güçlü rakipleri vardı arkadaşlar. Kar Kız birinci oldu. Prenses Jüvel ikinci oldu. Yarışta Macau dördüncü oldu. Sadece iki boy fark var birinci ile dördüncü arasında. Yani normal şartlarda bir numaralı Macau'nun bugün Müslüm Çelik idaresinde bank olması lazım. Ama tabii ki ikramiye büyük. 76.500 lira değerinde bir ikramiyesi var yarışın. Taktik savaşı olacak. Özellikle jokeylerin ve antrenörlerin bu yarışta taktik savaşı olacak. Benim içimden bank olarak geçen isim bir numara Macau. Ama programda bir bankom var. Bir de alternatif bankom var. O yüzden paraya gitmek istiyorsak bazen tutmadığımız safkanları da yazmalıyız. Çünkü bazen tutmadığımız safkanlar da gelebiliyor arkadaşlar. Ben burada bir Macau'nun kötü koşması durumunda diyeceğim. Ve sırasıyla beğendiğim safkanları sizlere yansıtacağım. Yine 7 numara Popüler City. Son koştuğu yarışta birinciliğin çok dikkat çekiciydi. Çok beğendim. Marsh Valley'nin tayı 7 numara Popüler City'yi. Bir numaralı Macau'nun kötü koşması durumunda ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine 3 numaralı ünlü My Daughter. Özellikle Mehmet Salih Çelik idaresinde çıktığı yarışlarda 2'de 2 yapmış. Yani 2 kere binmiş Mehmet Salih Çelik arkadaşımız ve ikisini de kazanmış. Bunu da bir dipnot olarak yazabilirsiniz. 3 numaralı ünlü My Daughter benim 3. şans vereceğim isim olacak. Yine Özcan Yıldırım idaresinde çıktığı son 2 koşusunda kazanmasını bilen 2 numara Quick Rhythm. Bir Invisible son yavrusu arkadaşlar. Yine bir şampiyon Rhythm yavrusudur. 2 numaralı Quick Rhythm da bugün Özcan Yıldırım idaresinde. Yine 1 numaralı Macau'yu yıkmak isteyen arkadaşlarıma önereceğim isimlerdir. Yine sürpriz arıyorsak 4 numaralı Erisa, 5 numaralı Rose Queen ve 6 numaralı Lady Malahit isimli safkanları sırasıyla değerlendirip burayı hepsi şeklinde de değerlendirebiliriz. Ve 6'lı Ganyan ikinci ayağı. 3 yaşlı Arapların 1400 mesafe kum piste koşulacak meydan yarışı. Burada alternatif tekim var dediğim ayak burası arkadaşlar. Özellikle koşmuş olduğu iki yarış, son iki yarışını çok beğendiğim Uçan Bey temsilcisi 8 numaralı Güller Kızı son yarışında rakibiyle dişe diş, hınca hınç mücadele ederler ya, Windgirl dışarıda, içeride Güller Kızı. Gerçekten çok güzel bir mücadeleye tanıklık ettik o yarışta. O yarışta da Hişman Çizik arkadaşımız biniyordu. Bu yarışta tekrar Hişman Çizik arkadaşımız binecek. Ben 8 numaralı Güller Kızı'nı bugün rakiplerinden bir adım, hatta iki adım önde görüyorum. Bu yarışta kazanmasını bekliyorum. Bu safkanı yıkmak isteyen arkadaşlarıma beğenimi kazanan bir isim var. Onu vereceğim. Özellikle önleri seven, önlerde kendi temposunu kabullendirirse kısa mesafede, 1400 mesafede kazanabileceğini düşündüğüm Mustafa Kemal Kumbasar idaresinde piste çıkacak 1 numaralı Takoz isimli safkanı da burada 8 numaralı Güller Kızı'nı yıkmak isteyen arkadaşlarıma öneririm. Ve 1. altının 3. ayağı, 4 yaşlı Arapların 2200 mesafe Çin piste koşulacak şartlı 4 yarışı burada Bankobe isimle değerlendireceğim. Sayın Hale Ekmekçi Emre'ye ait Ayabakan temsilcisi bugün Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak 1 numara Başar. Bu gruptan çok 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 kaliteli bir isim arkadaşlar. Ben bu grupta bugün %75 ila %80 AGF çıkmasını öngörüyorum. Ve akşamdan veriyorum, AGF'leri göremiyorum ama 1 numara Başar'ın bu mesafede bu rakiplerini Gökhan Kocakaya idaresinde kantarmada geçmesini bekliyorum. Ve yarışsever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak veriyorum ilk altılılarda. Ve 1. altının 4. ayağı, 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe Çin piste koşulacak kısa vade 7 yarışı Ali Orhan Birol koşusu 88.000 lira değerinde bir yarış arkadaşlar. Ben burada da yine 3 numaralı Vahşi Kız, esasen kısa mesafe 1200 gerçekten çok artılarla çıkıyor. Bir de ekürü koşma avantajı var. Yine yüksek bir AGF bekliyorum 3 numara Vahşi Kızcan. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde ekürü koşma avantajı da bulunan 3 numara Vahşi Kızı birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine belki sürpriz olacak ama kaliteli bir safkan olduğuna inandığım yine Aprova temsilcisi 4 numaralı Romolo'yu da ben bugün
Ali Kaçmaz ziyaretinde ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 5 numaralı Heart of the King ve 1 numaralı Expectancy isimli safkanları sırasıyla bu koşuyu öneriyorum. Yine Altılgay'ın 5. ayına geçiyorum. Altılgay'ın 5. aya 4 ve yukarı yaşlı Arapların 2100 mesafe kum pistte koşulacak handikap 17 yarışta devam edecek. Burada da yine son 2 koşusunda, hatta son 3 yarışında birinci safkan olarak vermiştim sizlere. Bugün yine bıkmadan yine birinci safkan olarak vereceğim. Tamer'in olduğu Erguvan orijiniyle Demirkır gibi bir safkanın, şampiyon bir ismin torunu olan 6 numaralı Energin Mert Gökalp Arslan idaresinde benim yine birinci şanslı safkanım olacak sevgili yarışseverler. Yine temposunu hiç bozmayan bir safkan. Bugün Vedat Abiş idaresinde piste çıkacak. Ekürü safkanlardan 3 numaralı Arbedaş. Özellikle mesafenin de uzamasıyla temposunu bozmayan bir isim arkadaşlar. Bugün benim ikinci şanslı safkanım olacak. Aynı zamanda 2 numaralı Manilya isimli safkanla da ekürü olarak piste çıkacak bu safkan. Yine 1 numaralı Özerdinç kalitesiyle bu grupta Enver Şimşek idaresinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilebilir. Yine 5 numaralı Derin Mavi şövalye temsilcisi bir Halit torunu bugün Harun Çanakçı idaresinde benim 4. şans vereceğim isim olacak. Yine bütçe durumumuza göre 4 numaralı Hüma Sultan Ercan Çankaya idaresinde piste çıkacak. Benim 5. şans vereceğim isim olacak. Yine 7 numaralı Aşık Bey, 8 numaralı Prenses Aslı, yine 9 numaralı Agah ve 10 numaralı Atom Saçan diyeceğim arkadaşlar. Burayı hepsi olarak nitelendireceğim. Çünkü çok banko, çok alternatif teklerimiz var. Belki onları da tek atabilirsiniz. Ama bir yerde bir şekilde aramamız gerekiyor. Yine program sonunda ufak altılı bir de misli altılı analizlerim olacak. Ufak olan arkadaşlarım o şekilde yönlenebilirler. O şekilde değerlendirme yapabilirler. Biz bir şekilde aramamız lazım paraya gitmemiz için sevgili yarışseverler. Ve birinci altının son ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe kum pistte koşulacak handikap 16 yarışı. Burada da ben özellikle son yarışlarına hayran kaldığım Sayın Berrin Doğan'a ait Dajin'in temsilcisi 3 numaralı Erbabam isimli safkanı bugün ben birinci şanslı safkan olarak tutuyorum. Hatta yarışta kazanmasını bekliyorum bu safkanın. Yine bu safkana sıkı rakip olarak 4 numara Leopon. Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak 4 numara Leopon. Özellikle son yarışında ikinciliğinde 4 yarışta çok beğenim kazandı. O yarışta Only the Brave arkası ikinci gelmişti. Tabii Only the Brave'i geçmesine imkan yoktu. Sert bir rakipti. Ama ikinciliği tatminkardı. Bugün benim ikinci şanslı safkanım olacak. Yine 2 numaralı Ambusher. Zaman zaman etkili yarışlar yapabiliyor. Ufak tefek bir safkan olmasına rağmen gerçekten tazı gibi zıplayarak koşuyor. Bugün Mert Gökalp Arslan İdaresi'nde benim 3. şans vereceğim isim olacak. Yine 1 numaralı White Spear. Ercan Çankaya İdaresi'nde benim 4. şans safkanım olacak. Ve 6 numaralı Taluzek'te bu koşuda yine sürpriz şansı verdiğim safkanlardır. Ve ufak altılı Ganyan analizim arkadaşlar şu şekilde olacak. Altılgan ilk ayağında 1 numaralı Macau'yu bank olarak vereceğim. Altılgan ikinci ayağında yine 8 numaralı Güller Kızı ve 5 numaralı Takos şeklinde değerlendireceğim. Altılgan üçüncü ayağında 1 numaralı Başarı bank olarak vereceğim. Altılgan dördüncü ayağında 3 numaralı Vahşi Kız, 4 numaralı Romolo ve 5 numaralı Heart of the King isimli safkanları vereceğim. Ve Altılgay'ın 5. ayında yine hepsi şeklinde değerlendireceğim arkadaşlar. Burada sürpriz arayacağım. Ve Altılgay'ın son ayağında 3 numaralı Erbabam, 4 numaralı Leopon, 2 numaralı Ambusher, 1 numaralı White Spear ve 6 numaralı Taluzek. Zaten arkadaşlar ilk ayakta altılı 7'de 1 oranında düştü. Yine 3. ayda 4. ayakta da altılılar 4'te 1 oranında düştü. Ufak bir kupon olduğunu düşünüyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Misli altılı Ganyan isteyen arkadaşlarım da var arkadaşlar. Onun için de yine 1 numara Macau tek. 2. ayakta 8 numara Güller Kızı tek. 3. ayakta 1 numara Başar tek. 4. ayakta 3 numaralı Vahşi Kız tek. 5. ayakta 6 numaralı Energin ve 3 numaralı Arbedaş
şeklinde değerlendiriyorum. 6 yani son ayağında da yine 3 numaralı Erbabam isimli safkanı bugün bank olarak yazacağım. Hepinize bol şanslar dilerim. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Ama kanalımızı at yarışı oynayan bir arkadaşınıza tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Özellikle abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ama videolarıma beğeni atmayı, yorum yazmayı mutlak suretle unutmayalım arkadaşlar. Kanalımız ancak bu şekilde 100 binleri, ancak bu şekilde 200-300 binleri bulur. Sizlerin desteği olursa kanalımız hızlı bir şekilde artacaktır. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.